Günümüzden 12.500 yıl öncesine kadar uzanır Bursa'nın tarihi. Köklü geçmişi, tarih ve kültür kenti, Büyük Cihan Devleti Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Birçok uygarlığı bağrına basmış bir şehir. Roma, Bizans, Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerinin mekansal ve mimari özelliklerini günümüze taşıyan kültür ve tarih kenti. Aynı zamanda ilklerin şehri Bursa. ...15. yüzyıl sonlarında Fatih Sultan Mehmet döneminin Neybolu Sancak Bey'i, Hamza Bey'in oğlu, Bale Bey tarafından yaptırılan han, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk 3 katlı hanı olma özelliğini taşımaktadır. Kapalı çarşıdaki ticari faaliyet için kent dışından gelen kafirlere hizmet etmesi amacıyla çarşının karşısında bulunan bir alan üzerine yaptırılan hanın içerisinde 64 oda bulunmaktadır. ...1867 yılında kurulan Bursa Belediyesi'nin binası, 1880'de Ahmet Vefik Paşa'nın vali Hüseyin Hüsnü Efendi'nin belediye başkanı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Türkiye'nin en eski belediye binasıdır. Orhan Camii'nin doğusunda yapıldığı dönemde Orhan İmareti'nin bulunduğu ancak bir yangın sonrasında boş kalan alanda Hükümet Caddesi'nin kuzeyinde inşa edilmiştir. Özgün yapıları, cumbalı balkonları, işlemeli ahşap doğramaları ve yüksek duvarlı bahçeleriyle sivil mimari örneği eski Bursa evleri. Betonarme yapılardan bunalan kent sakinlerini her zaman yaşanmışlığın verdiği sıcaklıkla tarihsel yolculuğa çıkarır. Emir Sultan Külliyesi 15. yüzyılda Sultan Mehmet Çelebi'nin hükümdarlığı sırasında Yıldırım Beyazıt'ın kızı Hunduyi Fatma Hatun tarafından kocası Emir Sultan adına yaptırılmıştır. Bir padişah külliyesi olmayıp Sultan Külliyesi olarak da anılan yerde dini günlerde mevlid okutulmakta, özellikle Bursalılar sünnet ve düğünlerinden önce külliyedeki türbeyi ziyaret edip dualar etmektedir. Emir Sultan Camii, Yıldırım Beyazıt'ın kızı ve Emir Sultan'ın eşi Hunduyi Hatun tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Emir Sultan adına yaptırılan cami, Bursa camileri arasında en büyük kubbeye sahip olanıdır. 1795 yılında tamamen yıkılan kubbesi, 1804 yılında 3. Selim tarafından yeniden yaptırılmıştır. Oldukça geniş bir avlusu olan Emir Sultan Camii,
ziyarete gelenleri ilk olarak bu geniş avluda karşılamaktadır. Emir Sultan Türbesi, 3 Osmanlı Sultan dönemlerinde yaşamış ve Sufilikte velilik rütbesini kazanan Emir Sultan Hazretlerinin türbesi, Müslüman dünyasında 5. makam olduğu ileri sürülmektedir. Peygamber soyundan geldiği için emir, gönülleri fethettiği için sultan unvanını almıştır. Türbe, yapısal olarak özgünlüğünü yitirmiştir. Ancak sahip olduğu manevi değerlerinden hiçbir şey kaybetmeyerek günümüze gelmiştir. Yılında 2. Murat devrinde Irgandı Alioğlu Tüccar Hoca Muslihuddin tarafından Hacı İbas Paşa'nın bakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullahoğlu Timurtaş'a yaptırıldığı bilinmektedir. 1640 yılında Bursa'ya gelen Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde köprünün üzerinde 200 dükkanın bulunduğu belirtilmekte ise de gerçekte köprü üstünde her iki tarafta 16 adet olmak üzere 32 dükkanın yapılmış olduğu, bunlardan kuzeydoğu ucundakilerden birinin mescide ayrıldığı, köprüyü taşıyan tek kemerin iki yanında ahır ve depoların bulunduğu bilinmektedir. Çeşitli kaynaklar, köprü çarşısının iki ucunda büyük demir kapılarla geceleri kapandığı belirtilmektedir. 1855 depreminde ise hasar görmüştür. 1855'te yıkılan köprü üzerindeki çarşı, 19. yüzyılın ikinci yarısında her bir konutu çağrıştıran irili ufaklı ahşap dükkanların yan yana dizildiği üstü açık bir çarşı haline getirilmiştir. Bursa, M.Ö. 7. yüzyılda yöreye gelerek yerleşen ve M.Ö. 327'de bağımsız bir krallık haline gelen Bitinyalılar tarafından M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. Bitinya Kralı Prusias, Romalılardan kaçarak ülkesine sığınan Kartacalı General Hannibal'ın önerisiyle M.Ö. 185 yılında Prusias ad Olympium ismi verilen kenti bir tepe üzerine inşa ettirmiştir ve etrafını surlarla çevirmiştir. Zamanla kentin Prusias olan ismi Prusa, daha sonra da Brus olarak değişime uğramıştır. Bitinyalılar tarafından inşa edilen Bursa Kalesi, zaman içerisinde çeşitli kuşatmalar sırasında hasara uğramış, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde çeşitli onarımlar görmüştür. ...1326 yılında Bursa'yı Osmanlı topraklarına katan Orhan Gazi döneminde surlar burçlarla desteklenmiştir. 1640 senesinde Bursa'yı ziyarete gelen ünlü Osmanlı gezgini Evliya Çelebi, surları 67 kulesi ve 5 kapısının bulunduğunu ve çevresinin 10.000 adım olduğunu belirlemiştir. Yaklaşık olarak 2 kilometre uzunluğunda olan surların 5 kapısı, Saltanat, Kaplıca, Zindan, Pınarbaşı, Zemin Kapısı olarak isimlendirilmiştir. Thank you.
Bursa Uzun Çarşı, Osmanlı döneminde bir dönem başkentlik yapmış olan Bursa'nın önemli ticaret noktalarından bir tanesidir. Kimi zamanlar Bursa Kapalı Çarşı ile karıştırılsa da Evliya Çelebi'nin Kapalı Çarşı'dan hariç olarak Uzun Çarşı'dan bahsetmesi de buranın ayrı bir çarşı olduğunu ispatıdır. Evliya Çelebi o dönem burada 9000 dükkan olduğunu yazmıştır. Bugün ise sadece 80 dükkan bulunmaktadır. Kozahan'ın kuzey kapısından Bat Pazarı'na kadar uzanan çarşının tarihte üst açıkmış. Daha sonra üstü kapatılan ve yine açılan çarşının bugün de üstü kapalı durumdadır. Ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin satıldığı dükkanlarda sahip çarşı eskiden At Pazarı'na kadar uzanırmış. Eskiden olduğu gibi günümüzde de ticari canlılığını kaybetmeyen dükkanlar ziyaretçilerine güzel bir alışveriş imkanı sunmaktadır. Fatih devrinde Kaygan Muza oğlu Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Ancak cami yapımına Söle Mustafa Paşa da parasal yardımda bulunmuştur. 17,10 x 17,35 metre iç ölçülerinde olan camide 3,15 derinliğinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin ilk yapıldığı yıllarda üzeri 8 kubbeli iken bugün ortada dilimli bir kubbe ile yanlarda tonoz ve çatı ile örtülmüştür. Cami 14 pencere ile iç aydınlığı sağlanmaktadır. Caminin avlusunda tarihi bir çınar ile bir çeşme de bulunmaktadır. Bursa'nın en önemli çarşılarından biridir. Birçok kez çıkan yangınlarla tahrip olmuştur. Hatta Bursa yangınlarının çoğu burada çıkmaktaydı. Bunun nedeni ise bugün bile mahallede bulunan demirci ve bıçakçı ocaklarının bulunmasıdır. Çarşının Selçuk Hatun Vakfı olduğu bilinmektedir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise çarşıda otomobil garajları ve şekercilerin yoğunlukta bulunduğu bir çarşı görünmektedir. Çevresinde ve kapalı çarşıya doğru ise Bursa'nın ünlü bıçakçıları vardır. Bıçakçılar bugün halen Kayhan Çarşısı'nda faaliyetlerini sürdürmektedir. Evliya Çelebi bu çarşıda yemiş pazarcılarının dükkanlarını meyve dalları ile süslediklerini yazmaktadır. Tam olarak yansıtmasa da Tophane Kale Sokak eski Bursa'nın yadigarıdır. Diğer bölgelerde olduğu gibi Bursa evleri de çoğunlukla iki katlıdır. Üç katlı olan örneklere rastlanmakta ise de sayıları azdır. En önemli kat evin her zaman en üst bölümüdür. Üç katlı olanlarda ara kat kışlık olduğundan basık tavanlı ve küçük pencerelidir. Buradaki yaşam kışın olumsuz etkilerden korunmak üzere geçicidir. Çünkü bahar ve yaz ayları hep üst katlarda geçirilmektedir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258-1324 yılları arasında yaşamıştır. Osman Gazi, Bursa kuşatması sırasında vasiyeti üzerine Bursa'nın fethinden sonra Gümüşlü Kümbet olarak bilinen Aziz Eli adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür. 1801 yılında yangınla 1855 depremiyle tamamen yıkılan türbe, Sultan Aziz tarafından eski yapısına sadık kalınarak 1863 yılında bugünkü haline getirilmiştir. Türbenin ortasında bulunan sedef kakmalı ahşap sanduka Osman Gazi'ye aittir. Sandukanın etrafı sedef kakmalı korkuluklarla çevrilmiştir. Abdülaziz'in Bursa'yı ziyareti sırasında yapılmış kadife üzerine gümüş ve sim ile işlenmiştir. Osman Gazi'nin şahsiyeti, doğum ve saltanat senesiyle ölümü gibi tarihleri gösteren örtü sandukanın üzerine örtülmüştür. Türbenin içinde Osman Gazi'nin oğlu Alaaddin Bey, Orhan Gazi'nin eşi Asporça Hatun ile 12 yakınının sandıkları da bulunmaktadır.
Osman Gazi'nin oğlu ve Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı olan Sultan Orhan, 1281-1362 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış, devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve ilk Osmanlı parasını basmıştır. Orhan Gazi Türbesi, Hisar semtindeki Tophane Parkı'nda Bursa'nın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Aziz Eli Manastırı'nın bir bölümünün üzerine inşa edilmiştir. Osman Gazi Türbesi'nin tam karşısında bulunan türbe, Aziz Eli Manastırı'nın zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiştir. Kare planlı olarak yapılan türbenin her cephesinde üçer pencere bulunmaktadır. İç duvarları beyaz badanalı olup pencerelerin üzerinde anılık şeklinde sadece süslemeler bulunmaktadır. Orta dav kubbenin altında bulunan sanduka Orhan Gazi'ye aittir. Sandukanın etrafı pirinç korkuluklarla çevrilmiştir. Sandukanın üzerinde kadife kumaş ve gümüş simili işlenmiş Hz. Muhammed'e ait hadisin yazılı olduğu örtü bulunmaktadır. Türbenin içinde Osman Gazi'nin hanımı Nilüfer Hatun, çocukları ve yakınlarının sandıkları da bulunmaktadır. ...1386 yılında Karamanoğlu Ali Bey ile yapılan harbe katılmış olan Timurtaş Paşa'ya 1. Murat Rumeli'ne geçtiğinde subaşılık ile Sakarya muhafızlığı olarak Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılmış ancak 1900'lü yıllara kadar bilinmeyen bir tarihte yıkılmıştır. 2 Ağustos 1904'te yapımına tekrar başlanmış, 31 Ağustos 1905'te tamamlanarak 2. Abdülhamit'in tahta çıkış şerefine 31 Ağustos 1906 günü Vali Reşit Mümtaz Paşa tarafından törenle hizmete sokulmuştur. Kule 6 katlı olup 65 metre uzunluğunda ve 4,65 metre enindedir. Tepesinde dört bir yana bakan şekilde 4 tane saat bulunmaktadır.
Bulunduğu yerden panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla bir süre yangın kulesi olarak kullanılmıştır. Güney kısmında girişi bulunan kuleye 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır. Kulenin üst kısmında dört çepesine bakan 90 santim çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır. Tam boyu 33 metre yüksekliğinde olup 6 katlıdır. ...1396-1400 yılları arasında Yıldırım Beyazıt zamanında yaptırılmıştır. Osmanlı camileri arasında çok kubbeli anıtsal yapıların ilkidir. Ulu Cami'nin 12 büyük 4 köşeli paye üzerine oturan 20 kubbesi bulunmaktadır. Yıldırım Beyazıt'ın 1396 Nibolu Zaferi'nden sonra Ulu Cami inşaatına başlanmıştır. Caminin içinde kubbenin altında yer alan şadırvanın 16 köşeli havuzu ve 3 çanaklı fıskiyesi vardır. Minber kapısı üzerindeki kitabe caminin bitiş tarihini 802 yani 1399-1400 yılları olarak göstermektedir. İki minaresi olan caminin batıdaki minaresi Yıldırım Beyazıt zamanında, doğudaki minaresi ise Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Timur istilasında tahrip edilen cami bu yıllarda tamir edilmiş, en büyük onarımı ise 1855 depreminden sonra yapılmıştır.
Ulu Cami, Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Ulu Cami'yi gezenler 3 tane kapısı olduğunu çok iyi bilirler. Thank you.
Yeşil Semti'nde bulunan cami 1419 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Caminin mimarı Hacı İvaz Paşa'dır. Yapıda bazı Bizans dönemlerinden kalma yapı malzemeleri de kullanılmıştır. Yeşil Cami'nin girişindeki taç kapı, Türk taş oymacılığının güzel bir ürünüdür. Kapı kemerlerinde yeşil taş ve mermer kullanılmıştır. Taş kapının sağında ve solunda ikişer pencere, bunların arasında da birer dış mihrap vardır. Bunlarda da çok ince taş inceliği görülür. Caminin tüm süslemeleri ünlü şair Lami Çelebi'nin babası olan Nakkaş Ali tarafından yaptırılmıştır. Caminin büyük bir bölümü çini ile kaplıdır. İç duvarlar, tavanlar, mahviller ve geçiş eyvanlarının tümü çini ile kaplıdır. Çeşitli geometrik motiflerle çiçeklerin yer aldığı mihrap, caminin en güzel yerlerinden biridir. Kimi yazarlara göre bu mihrap adeta bir çini cennetidir. Mihrabın sağ yanında iki taraşı korkuluklarla bulunan, dar bir merdivenle çıkılan, tepesi altıgen külahla örtülü ve özenli bir ahşap işçiliğinin ürünü olan minber yer almaktadır. Ahşap işçiliğin Bursa'daki en güzel örnekleri de bu camide yer almaktadır.
Türbenin giriş kapısı 1855 depreminde büyük hasar görmüş, 1864'te yapılan onarımla Horasan'la sıvanarak bugünkü görünümüne sokulmuştur. Sağlı solu mihrapçıklar, ayakkabılıklar, türbenin kitabesi, 13 dilim yarım kubbe, çeşitli renkli motiflerle kabartılma renkli sır tekniğiyle işlenmiştir. Rumiler, palmetler, rozet motifleriyle oya gibi işlenen kapı kanatları zamanımızda da tüm çarpıcıyla ortadadır. Bir sanat şaheseri olan kapıyı Tebrizli Ahmetoğlu Ali yapmıştır. Sekizgen bedeni, sıvalı yüksek kasnayla oturan kurşunlu, örtülü büyük bir kubbe örtmektedir. Duvarlar 2,94 metre yüksekliğinde, iki bordürle çevrili, altıgen turkuaz çinilerle kaplıdır. Bunların aralarında iri madalyonlar yer almaktadır. Türbe, zamanımıza ulaşan en muhteşem çinili mihraba sahiptir. Renkli süsleme sanatının bir şaheseridir. Givli süs sütunları, üç sıra, mukarnas, rumi, palmet, kıvrık dal motifleri, kalın yazısı dizileri ve tepeliği ile yeşil cami mihrabını andırmaktadır. Yeşil türbenin bir başka özelliği ise ölümün yeşil ve serin çinler arasında sevgi denizine dönüşmesidir. Bursa'nın ufuklarında kutsal nurları toplayan kubbe ve çinilerin etkisiyle insanı büyüleyen yeşil türbenin rengi eski Bursa baharlarından süzülmüş bir öz su gibidir. Ebedi bir arkadaş takdiri. Bu dostun adı insülin idi. Meğer ben şeker hastasıymış. Onu bilemiyordum. Sabah ve akşam muntazam olarak 7'de ve 19'da 22 dezyen iğnemi karnımdan kendi kendime yapmayı öğrendim. Ve şimdi çok rahat o işi kendim görüyorum. Çünkü sabahın 7'sinde iğneci bulmak da çok güç. Başkasını uyandırmak da imkansız. Efendim pankreasım nedense bana küsmüş. Gereken maddeyi vücuda vermiyormuş. Yani adı tatlı olup da perhizi pek kolay olmayan şeker hastası teşhisi konmuş.